Ve Kanal 5'ten Gaziantep'ten mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir canlı yayında Son Nokta programında birlikteyiz sizler. Evet, yarın 21 Mart Nevruz Bayramı sevgili izleyiciler. Evet, Nevruz'da Gaziantep'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Gaziantep'te büyük ihtimalle yani istasyon meydanında büyük bir etkinlik yapılacak ve Nevruz coşkuyla kutlanacak. Peki Nevruz nedir? Nevruz ne anlama geliyor? Nevruz Türk dünyasında özellikle kaç yıldır günümüzden bu yana kutlanıyor ve Nevruz'u hangi ülkeler, hangi geleneğe göre kutluyor? Bu akşamki konumuz Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halk Türkçe öğretmeni. Evet, Türkçe eğitim Türkçe bölümünde öğretim görevlisi olan Sayın Fahri Dağ hocamız, yardımcı doçent doktor Sayın Fahri Dağ konuğumuz ve Fahri hocayla birlikte iki konuğumuz daha var. Tabii özellikle Nevruz'un çok yoğun olarak kutlandığı Türk dünyasında Türkmenistan'dan ve Kazakistan'dan İki öğrenci Gaziantep Üniversitesi'nde Türkçe öğretim üyesi Tömer'de eğitim gören iki öğrenci de bu akşam konuğumuz. Evet, hocam önce sizi tanıyalım size. Hoş bulduk. Bülent Bey, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanal 5'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsmim Fahri Dağ, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yardımcı doçentim, öğretim üyesiyim. Ben de bir Gaziantepliyim. Evet, sizinle Nevruz konuşacağız hocam. Evet. Özellikle Nevruz konusunda önemli görüşlerinizi ve konuları alacağız. Türk dünyasında özellikle Nevruz nasıl kutlanıyor ve günümüzde Nevruz'un anlamı nedir? Birleştirici, bütünleştirici aslında Nevruz. Ve tabii sizlerle birlikte gelen Türkçe öğretim merkezi, Tömer'de eğitim veren öğrencilerimiz var. Türkçe'yi çok iyi konuşuyorlar. Evet, zaten Türkler. Ben Nargize Koşudova, Kazakistanlıyım. Tömer'de şimdi Türkçe hazırlık görüyorum. Önümüzdeki sene ebedik bölümünde okuyacağım. Evet, seni tanıyorum. İlk önce teşekkür ediyorum. Ben Türkmenistanlıyım. Uzun Atabayeva. Şu an Tömer'de Türkçe eğitimi görüyorum. Ama seneye işletme bölümünde okuyacağım. Evet, sizlere de tabii ülkenizde özellikle yanılmıyorsam bir ay önceden kutlamalar başlıyor Nevruz'la ilgili. Evet. Sizler de Nevruz'u neler yapıyorsunuz? Hangi yemekleri pişiriyorsunuz? Nevruz ne anlama geliyor sizin ülkenizde? Bunu da konuşacağız ama önce hocamla başlayayım. Hocam, şimdi Nevruz nedir hocam? Nevruz'un anlamı nedir? Nevruz, şu anda bizim kullandığımız Nevruz kelimesi Farsçadan Türkçe'ye geçmiş. Nev, yeni, Ruz da gün demek, yeni gün demek. Aslında Türk dünyasında baharın ilk günü veya bahar ayı olarak da adlandırılıyor. Bizim Anadolu coğrafyasında Nevruz diyoruz. Gerçi artık Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan'da Nevruz diyoruz. Ben kısaca bilgi vereyim. Bayramlar, yani Nevruz bayramı yaklaşık binlerce yıldır kutlanan bir bayram. Türk dünyasında, Orta Doğu'da, İran'da ve diğer bu bölgedeki coğrafyalarda yaklaşık 2-3 bin yıldır, yani en az 2 bin yıldır kutlandığı kesin olan bir bayram. Bayram, yani adı üstünde bayram. Bayramın özelliklerinden bir tanesi nedir arkadaş, hocam? Kolektif olması. Yani kolektif bir unsur. Bütün halkın katıldığı, mutlu olduğu, bayram olarak yaşadığı bir gün. Şimdi bizde biraz zayıflamış ama Orta Asya'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Türkistan'da aylarca süren kutlamalar oluyor. Kazakistan'da 3 gün resmi tatil, Türkmenistan'da sizde de tatil. Kaç gün sizde? Bir hafta, yani 7 gün Türkmenistan'da tatil. Biz Anadolu coğrafyasında Anadolu Türkleri bunu kutlamayı ihmal etmişiz. 1926'ya kadar Osmanlı'da da ve Cumhuriyet'in ilk döneminde de Türkiye'de de kutlanıyor. 1926 yılına kadar resmi tatil ve bayram. Resmi bayramımız. Şimdi Türk bu bağlamda Türk kültüründe yeni gün, yeni gün, yeni gün, ergene gün, ulusluğun ulu günü, yani ulusun ulu günü gibi adların yanı sıra mahalli söyleşilerde Navruz, Nevruz, Nevroz, Noruz gibi adlarla da anılıyor. Ama bugün genel olarak Nevruz diyoruz. En geniş anlamı ve sınırlarıyla Türkiye'nin her yerinde kutlanan Nevruz bayramı, Türk dünyasında Başkürdistan'da, yani Başkurtistan'da, Tataristan'da, Karaçay, Malkar'da, Kırım'da, Özbekistan'da, Makedonya'da, Doğu Türkistan'da, Çuvaşistan'da, kısaca Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan bütün Türk yurtlarında Nevruz bayramı kutlanıyor ve çok coşkulu bir şekilde kullanıyor. Yani bugün Balkanlarda da Türkler kutluyor, Anadolu'da da kutluyor, Rumeli'de de, Kazakistan, Kırgızistan'da kutlanıyor. Tüm Anadolu'da da canlı bir şekilde kutlanıyor. Nevruz'un çıkışı nereden? Nevruz'un hocam çıkışı bayram, yeni yıl, yeni gün. Şimdi Araplar sonbaharda kutluyorlar. Bizim Doğu dediğimiz bu İran, Turan bölgesinde ise bahar Mart ayında kutlanıyor. Şubat Mart ayında. Aslında bu baharın canlanması. Yeni hayata başlamak. Yeni bir güne başlamak. Nasıl ağaçlar çiçek açıyorsa baharda,
ışıkım veriyorsa tabiat tekrar canlanıyor. Baharla beraber bizim bölgede yaşadığımız bu halklar hayatın canlandığını inanıyorlar ve bunu kutluyorlar. Çünkü bu halkların hepsi çok eski tarihten beri yaşayan ve bunların çoğu göçebe, hayvancılıkla ve tarımla uğraşan topluluklar. Bunlar için de tabiatın canlanması çok önemli. Bugün şöyle düşünelim, eğer Mart ayında hayat canlanmazsa, bugünkü teknoloji imkanlara rağmen bazen biz ne yapıyoruz? Saman sıkıntısı çektik değil mi bir ara? Türkiye evet. Ciddi bir saman sıkıntısı evet. Çekti. Eğer bayram, Nevruz diyelim ki Mart'ta değil de Nisan'da bir ay ağır kış şartları olursa hem çiftçinin hem de göçebe hayvancılıkla uğraşan toplumların hayatı çok zor duruma düşer. Onun için de aslında bu bayramı karşılıyorlar. Bayrama tören yapıyorlar. Nasıl biz kurban bayramı geldiğinde Allah'a kurban sunuyorsak, onun rızasını alıyorsak, eski toplumlar da yani Nevruz çok eski bir bayram. İslamiyet'ten önce de var. Yani Farslılar 3000 yıldır, Türkler 3000 yıldır bu bayramı kutluyorlar. Ne yapıyor? Tabii adam çok önemli. Adamın Türklerin 100 bin koyunu olan Türk boyları var. Bir kişinin yani bir ailenin 100 bin koyunu var. Eğer bu zamanında bahar gelmezse, çiçekler zamanında açmazsa, çimenler zamanında yeşermezse, sular akmazsa ne olacak? Adam çok zor durumda kalacak. Türkiye şu şartlarda bile bazen zor durumda kalıyoruz. Yurt dışında saman ithal ediyoruz. Onun için bahara karşı bir tören. Tabii bu sonra İslami motiflerle genişlemiş. Çünkü İslamiyet'e girmişiz ama Türkler girdikleri dinleri kabul etseler de eski geleneklerini, göreneklerini üzerlerinden atmazlar. Yani onlar kültürlerine devam ettirirler. Aslında bunlar bizim kültür kodlarımız. Yani nedir bayram? Bizi bir yapan, bizi bir kılan, milletleri birleştiren değerlerdir. Her milletin bir kültür kodu vardır. İşte Nevruz da bizim en önemli kodlarımızdan bir tanesi. Yaşadığımız coğrafya, özellikle Orta Asya, Türkistan, İran, Anadolu sahası ve bundan 1000 yıl önce göçebe ve hayvancılıkla olan ve tarımla uğraşan insanlardı. Eğer Nisan yağmurları olmazsa veya Mart yağmuru olmazsa çiftçilerin hali zor olur. Kuraklık olursa halk sıkıntıya düşer. Onun için de baharı karşılamışlar. Ona bazen canlı, bazen cansız kurbanlar sunmuşlar ki iyi geçinelim, tabiatla iyi geçinelim, bahar canlansın. Nasıl hayat canlanıyorsa, insanlar doğuyorsa, Nisan'la beraber, yani Mart'la beraber de tabiatın tekrar canlandığını, hayatın tekrar başladığına inanıyor Türkler. Onun için de bunu çok canlı bir şekilde kutluyorlar. Hocam şöyle sorayım peki, hani bizde biraz dejenere mi oldu? Yani bizde niye tam olarak, yani ben anlamıyorum. Şimdi Türk dünyası, yani Nevruz'u ruhuna uygun kutluyor. Bizde niye böyle peki? Şimdi Türk dünyası 12. 11. 12. yüzyıldan itibaren Kıpçak Oğuz diye ayrıldı. Şimdi Orta Asya'da Türkmenlerle biz aynı gruptayız. Oğuz grubundayız. Yani Oğuz boyları. Oğuz boyları. Evet. Biz Oğuz dediğimizde şu anda nereye aklımıza gelecek? Türkiye. Yani Osmanlı coğrafyası, Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan ve Türkmenistan. Bir de Osmanlı'nın çekildiği bölgeler gelecek. Biz Anadolu'yu bu batıya doğru gelmişiz. Kıpçaklar ise Orta Asya'da kalmışlar ve kültürlerini muhafaza, bizden daha fazla muhafaza etmişler. Biz direkt İslam'ın içine girince, yani halifeli işte 1072'de Alparslan Bağdat'a girdiğinde, Bağdat'ı 1072'de girdi Türkler. O günden beri İslam'ın, yani 830'dan beri askerliğini yapıyoruz. Onun için de İslam'la tam özleşmişiz. Yani biraz Kazaklar, Özbekler kendi kültürlerini, eski inanç sistemlerini yaşamaya devam etmişler. Anadolu'da ise bu 16. yüzyılda neredeyse tamamen bitmiş. İslam'ın etkisiyle biraz bizde zayıflamış. Daha çok İslami unsurlar öne çıkmış. Evet. Yani baktığınız zaman Türkiye'deki kutlamalara hocam sadece insanlar hani halay çekiyor, bir ateş takıp üzerinden atlıyorlar. Evet. Nefes böyle kutlanıyor şu anda. Evet. Yani tabii toplum geliştikçe bazı şeyler geride kalıyor. Arkaikleşiyor yani eskiyor. Kazak, Kırgızlar ise bizim kadar tabii Arap, Fars kültürüyle etkilenmedikleri için bizde daha fazla değişim olmuş. Şimdi ateşin üzerinde atlıyoruz. Neden atlıyoruz? Bizans İmparatoru Göktürklere elçi gönderdiğinde iki ateş arasından geçiriyorlar Türkler elçi. Çünkü elçi Türk olmadığı için kötü ruhlarla gelmiş olabilir. Yani kötülük getirmiş olabilir. Ateş koruyucu özelliğe sahip. Yani kötü ruhları def ediyor. Onun için de ateşin üzerinde atlıyoruz bugün bizler de diğer toplumlarda. Ateşin üzerinde atlıyorlar ki kötü ruhları şey yapalım. Tabii bunu Müslümanlaştırmışız biz. Birçok hayatımızdaki şeyi
bugün eski Türk inanç sisteminin çoğunu Müslümanlaştırarak hayatımızda devam ettiriyoruz. Evet. Hocam ben size döneceğim. Tabii Türk dünyasındaki aslında hani farklı ülkelerde farklı kutlanıyor ama mesela Türkmenistan, Kırgızistan, evet, Kazakistan. Şimdi Kazakistan'da ne gibi mesela neler yapıyorsunuz Kazakistan'da? Şunu sorayım. Nevruz'dan önce ne yapıyorsunuz? Yani Nevruz'dan ne kadar zaman önce bu kutlamalar başlıyor? Önce ondan konuşalım, daha sonra Nevruz'da ne yaptığınızı konuşalım. Buyurun. Aslında 7 gün önce Kazakistan'da temizlik, bahar temizliği başlıyor ve 7 gün sonra 22 Mart günü şenlikler başlıyor. Aileler toplanıyor, Navruz köşe denilen yemeği pişiriyorlar. Hani en az 7 çeşit tahıldan oluşan bir çorba kıvamında bir yiyecek. Sonra bağırsak pişiriyorlar, o da ekmeğin bir çeşidi. Yani, bağırsak? Bağırsak. Yani? Nasıl bağırsak? Bağırsak diye bir sebze mi o? Nedir bu? Hayır, ekmeğin bir çeşidi. Ekmeğin bir çeşidi mi o? Evet, hamurdan ekmeğin yapalım. Bir çeşidi hamurdan yapılıyor. Öyle. Sonra oyunlar düzenleniyor. Farklı farklı oyunlar da tabii ki de var. Kazaklara özel. Mesela kopbar. Sonra genç kızlar uyku aşar denilen bir yemeği pişiriyorlar ve onu genç, beğendikleri gençlere hani ikram ederek karşılığında ayna, tarak gibi hediyeler alıyorlar. Bu şekilde yani Kazaklar da kutluyor, bayağı bir kutluyoruz. 3 gün resmi tatil zaten Kazakistan'da, Nevruz. Temizlik ne anlama geliyor? Bir hafta önce temizliğe başlıyorsunuz. Yani baharın başlangıcı Başlangıcı temizlik evet, yap. Hani kötü ruhlardan korunuyorlar, böyle hani temizleniyorlar, yeni yıla sonuçta giriyorlar. Tütsü falan da yakıyorlar yani. Tütsü. Evet, onlar da kötü ruhlardan koruyacaklarını hani inanıyorlar, öyle bir şeye inanıyorlar. Bu şekilde yani. Sevgiliye hediye ne anlamı? Niye Nevruz'da yapılıyor bu? Onu hani yeni bir hayat. Yeni bir başlangıç. Evet, yani yeni bir hayata başlamak, yepyeni bir yıla başlamak. Yani bahar, canlılık. Her yıl aynı şeyler yapılıyor. Her yıl. Her yıl aynısı yapılıyor. Her aynısı yapılıyor. Yani coşku var mı böyle? Evet, halay çekme, oyunlar. Halay çekme değil de oyunlar tabii ki de var. İşte meydanda mı yapılıyor böyle? Evet, önceden denizlenmiş çeşme ve pınarın başında yapılıyor. Hani yurtalar falan kuruluyor. Öyle. Yani, güzel, bayağı eğlenceli. Eğlenceli. Şey. Evet, çok eğlenceli. Katılım nasıl peki? Mesela Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de katılım çok az oluyor zaman zaman bazı illerde ama sizde katılım nasıl, aynı coşku yaşanıyor mu her sene? Evet, çok kalabalık oluyor mu? Çok kalabalık oluyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Kazakistan'ın yani bütün yani şehirlerinde aynı kalabalık var mı? Evet, her şehir, tüm şehrinde var böyle bir şey. Her yerde kalabalık. Zaten her şehrin birkaç yerinde böyle şeyler düzenleniyor. Hani istediğin şenliğe de gidip katılabilirsin. Çok güzel geçiyor. Böyle ana olarak, güzel bir ana olarak kalıyor. Evet, tamam, döneceğiz peki sonra. Evet, nereden geliyordun? Türkmenistan'a ne yapılıyor peki? Türkmenistan'a dinleyelim. Neler, Nevruz'u siz ne kadar zaman, hatta Türkmenistan'dan bir ay önce değil mi? Sizde evet, bir ay önce evet. Ne zaman başlıyor Nevruz sizde? Türkmenistan'da Nevruz 1992 yılından olarak resmi bayram olarak ilan edilmiştir. Bizde Nevruz bayramı 25 Şubat'ta başlıyor. 25 Şubat'tan 21 Mart. Mart'a kadar devam ediyor. Bir ay boyunca. Evet. Niye bir ay mesela farklı? Kazakistan niye farklı? Bir ay önceden başlıyor sizde. Çünkü her şeye hazırlanıyorlar mesela. O zaman tabiat böyle canlanmaya başlıyor, çiçekler falan. Evler, sokaklar, her yer temizleniyor. Her yerde Türkmen bayrakları oluyor. Eğer evler ve sokaklar temizlenmese bu yıla herkesin mutsuz olarak girileceğine inanılıyor. Sonra komşuların evine falan gidiyoruz. Orada ziyaret yani karşılıklı, evet, öyle mi? Evet. Ve bu bayramda kesinlikle Türkmen pilavı, Türkmen çöreği ve bağırsak hazırlanıyor. Aynı yemek yani bağırsak, evet, onlar orada da var. Yani bizde ekmek var, değil mi? Ekmek. Evet, hamurdan ekmek yapıyorlar ama onun şekerle sonra sıcaklığına şekere şey yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Ekmek gibi ama küçük küçük. Evet. Özel yemek nedir? Ya da özel yemeği Türkmen pilavı. Türkmen pilavı. Ama nasıl, nereden yapılıyor? Türkmen pilavı kesinlikle Türkmen pilavında havuç oluyor. Havuç oluyor. Evet. Mutlaka havuç var yani. Havuç, soğan var ve böyle bol etli oluyor. Evet, neler yapıyorsunuz etkinlikte mesela? Hani yemekler tamam pişiriliyor ama
o coşku 21 Mart'ta mesela, yarın 21 Mart, yarın Türkmenistan'da nasıl kutlanacak? İlk önce böyle kızlar, kadınlar olarak yeni bir elbise giyiyorlar herkes. Yeni elbise, yeni elbisenin giyilmesi, her şeye yeni yıla yeni elbiseyle girmek. Yeni girmek istiyorlar. Sonra normalde bayram böyle yeşil bir alanda kutlanıyor. Ak öy diyoruz biz ona, ama Türkçe'de ev oluyor, ev olarak. Baharın geldiği için o evlerde ve o alanlarda çocuklar çeşit çeşit oyunlar oynuyorlar. Kızlar boncuk attı oyunu, moncuk bizde, moncuk attı oyunu oynuyorlar. Bu oyun... Yani nedir bu oyun, boncuk attı? Şiir gibi bir şey söyleniyor. Bir kız, herkesin bu oyuna katılan kızların boncuğunu alıyor ilk önce. Böyle bir bardağın içine koyuyor, sonra boncuğunu alıyor ve o boncuğu alırken bir şiir söylüyor. O şiir söylediği zaman o boncuk kiminse, o söylenen şiir o kıza ait yani. Onun geleceğiyle ilgili bir şiir. Fal gibi. Evet, ona inanılıyor. O oyun oynuyorlar. Çok güzel. Sonra salıncaktan sallanmak da günahların yok edileceğine inanılıyor. Salıncaklar, evet. Böyle büyük büyük salıncaklar oluyor. O salıncaklar da böyle çiçeklerle falan süslenen çok güzel. Zaten yeşil alanda çok güzel oluyor. Sonra Türkmen dansları var, onu yapıyorlar kızlar. Çok güzel. Peki şeyde olduğu gibi, Kazakistan'da olduğu gibi sevdiğine hediye verme var mı Türkmenistan'da? Hediye verme yok. Mesela akrabalarına falan hediye vermek var ama sevdiğine hediye vermek yok. Öyle. Evet. Tamam. Kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet. Kısa aradan sonra yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler ve programa devam ediyoruz. Evet. Türkmenistan'da yeni elbiseler giyilerek kutlama yapılıyor. Evet. Kazakistan'da var mı böyle? Bizde de aynı şekilde Türkmenistan'da olduğu gibi biz de yeni elbiseler giyerek, hani yeni yıl ya sonuçta, yeni yıla giriyoruz. Yeni temiz olarak, hı-hı, güzel olarak. Öyle şeyimiz de bizim de var aynı şekilde Türkmenistan'da olduğu gibi. Olduğu gibi. Evet hocam, buyurun devam edelim sizinle hemen Nevruz'la ilgili. 21 Mart'ı Kuzey Yarımküre'de, önce yani bunu da açıklayalım. Neden 21 Mart? 21 Mart Kuzey Yarımküre'de iklimin değiştiği, kışın bittiği, yeni hayatın başladığı bir dönem. Öncelikle tespit etmemiz gereken bir husus, günle gecenin birbirine eşit olduğu ve kış mevsiminin bitip bahar mevsiminin başladığı 21 Mart, gerek hayvancılık ve gerekse çiftçilikle uğraşan toplumlar için hayatın dönüm noktalarından biridir. Evet. Dahası aynı gün bozkır hayatı yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar için iklim ve coğrafya özellikleri ne dayalı olarak kışın zorlu olan yörelerde, ağıllarda, dam altında beslenen küçük büyükbaş hayvanların dışarıya salınma zamanına belirlerken, kış mevsiminin daha hafif olduğu yörelerde ise yayla hayatının başladığı, yaylaya çıkma dönemi başlar. Aslında dahası göreceli olarak kışın daha mutedil olduğu yerlerde döl dökme yahut yavrulama döneminin başlangıcı işaret etmektedir. Bunların yanı sıra toprağa yerleşik olarak yaşayan ve ziraatla uğraşan toplumlarda ise yine iklim ve coğrafyaya bağlı olmakla birlikte Kuzey Yarımküre'de bir yanda toprağın tav tutup ekime dikime elverişli hale gelmesi, ağaçların meyveye durması, Ekim ayında ekilen ürünlerin kar altında nasıl çıktığı görülmesi, bunlar da tarımla ilgilenen halk için çok önemli. Hayat tarzına veya hayatın idamesindeki bu yapısal işlev ve yeniden diriliş sembolize edilmektedir. Yani aslında yeniden diriliştir 21 Mart. 21 Mart'ta Türkler, şöyle anlatalım, bunlar toy dediğimiz, az önce dedi ki yemek veriyorlar falan, 3 gün neden kutlanıyor diye siz sordunuz. Evet. Bunlar neden kutlanıyor? Bunlar bizim Türk milletinin karakteri. Düğün, bayramlar bizim için aç olan insanlar doyurmaktır. Şimdi Dede Korkut hikayelerinde Bayındır Han yılda 2 defa toy düzenler. Toyu nasıl düzenler? Bütün Türk halkını çağırır, çadırını yani evini, çadır dediğimiz yurdun eşinin elinden tutar ve çadırdan dışarı çıkar. Yurdundan dışarı çıkar ve halkına yağmalatır. Bir bunu güzün yapar, yani kış girerken, bir de yazın yapar. Yani kışın neden yapıyor? Kışın yapmasının sebebi şu, halkı doyurmak. Yani aslında sosyal devlet anlayışı
Türklerin çok eski inanç sistemler, çok eski devlet yönetim şekilleri. Kış girerken Bülent Bey, insanlar aç, fakirler ne yapacaklar? Zorluk çekiyorlar. Bizim bir bayındır han eşinin elinden tutuyor, diyor ki yağmalayın benim çadırımı, o koyunlarımı, keçilerimi, evimdeki altınları alın. Neden? Çünkü fakir, zaten fakirler yağmalar. Fakirler kışa hazırlık yapıyor. Bir de yazın yağmalatıyor ki işte yine böyle yazın da insanlar koyunlarla alsınlar, çoğalsınlar diye. Yani bu devlet anlayışının bir geleneği. Düğünlerde bizim Gaziantep'te bazen 3, bazen 4 gün düğün olur. Hiç yabancıya niye geldin, yemek yedin diye sorar mıyız? Sormaz. Evet. Sormayız. Bizim bu coğrafyada düğünlerde ve cenazelerde insanlar hiç aç kalmazlar. Aslında Nevruz'u da böyle kutluyoruz ki bereketli olsun. Yeni hayatımız bundan sonraki mevsim boyunca bereketli geçsin. Mutlu olalım diye yapıyorlar. Yani bu kadar yemek vermek, güzel giyinmen temel sebebi bu. Bir şey söyleyeyim hocam, buyur, devam edin sonra. Buyur. Bir de ateşin içerisinde bereket tepsisi atın, ne demek o? Şimdi ateş, az önce söyledim, koruyucu bu. Yani ateş aslında koruyucu, iyi. Bugün bizim Anadolu'da sabah güneş tepeye çıktıktan sonra eski insanlar, belki siz bilirsiniz, evlerinden ateş çıkartmazlardı. Çünkü uğursuzluktu. Ateş kutsaldır. Şimdi Türklerde demir dağ eritiyorlar. Ergenekon'da çıkarken evet, ateş de eritiyorlar. Bir pir, bir üstad, bir aksakallı kişi diyor ki bu dağı demir dağı bu diyor. Bunu diyor kömürle eritiriz. Ateş kötü ruhları kovuyor. Kötülüklerden uzaklaştırıyor. Yani kötü ruhu yaklaştırmıyor. Aynı inanç Farslılarda da var. Cemşit'in ava çıkıyor Cemşit. Avda attığı ok gidiyor bir yerde, değdiği yerde kıvılcım çıkararak yangın çıkarıyor ve ondan sonra ateşi bulduğunu inanıyorlar. Ateş çünkü ilken insanın, eski insanların hayatlarında çok önemli. Yani bugünkü şartlarda değerlendiremeyiz ateşi. Karanlığı bir kere kötülükleri kovuyor. Işığın olduğu yerde çocuklar bugün korkmuyorlar değil mi? Evet. Ateş aydınlık insanları rahatlatıyor uyurken de yatarken de. Onun için ateşin koruyucu bir ruhu var. Buna inanıyorlar. O bereket tepsisindeki şeylerin atılması. Tabii eski inançların devamı. Yani Türkler geleneklerini unutmamışlar. Bunu İslamlaştırmışlar. İslam motif altında bugün yaşatıyoruz. İslami kimlik altında. Şimdi ben Gaziantep'liyim. Annem, ben eşimle beraber eve gelin girerken üzerimizde saçı saçtı. Yani buğday para attı. Neden? Aslında bu iyiye yani evin koruyucu ruhuna saçı saçmak. Anneme sordum, neden attın anne dedim. İşte oğlum mutlu olun, bereketli olun. Aslında Türkler de eski inanç sistemlerini devam ettiriyorlar. Diyorlar ki bu çadır, yani yurt, evin bir koruyucu ruhu olduğuna inanıyor Türkler. Ona saçı saçıyoruz. Yani cansız kurban sunuyoruz aslında. Şimdi bizim baharda yaptıklarımız, bu törenler de hepsi bununla ilgili. Yani mutlu olalım, millet mutlu olsun. Nevruz da bir bayram, milli bayramımız. Bütün Türk dünyasında, Anadolu'da da kutlanan. Böylece yaptığımız bu şeylerle milletlerin, toplumun mutlu olmasını hedefliyoruz. İlk kutlayan kimler hocam? İlk kutlayan. Valla onu yani şu anda tespit etmek çok zor ama Türkler, Farslar çok uzun yıllardır onu kutluyorlar. Yani 3000 yıla yakındır. Bizim Ergenekon destanından beri bizim kutlandığımız söyleniyor. Yani kutluyoruz. Ama Ergenekon'un ne zaman tam olarak bir tarihini bilemeyiz. Sonuçta bir destan. Fars destanlarında da Farslıların inancına göre 2500 yıldır Cemşit'ten beri onlar da kutluyorlar. Evet. Buyurun hocam, siz devam ediyorsunuz. Kesin bir tarih yok. Nevruz bu özellikleriyle hemen hemen bütün kültürlerde bahar ve berekettir. Yani sadece Türklere özgü bir şey değil. Bu coğrafyada Araplara da, Farslılardan Araplara da geçmiş. Bereketi temsil ediyor. Baharı temsil ediyor. Yeni hayatı temsil ediyor. Bahar geldiğinde hepimiz neşeleniyoruz değil mi? Evet. Her şeyin genci güzel oluyor. Ceylanında, çocuğunda, bebeğinde, hayatında ilk bahar diyoruz. Onun için bahar bütün toplumlarda güzel. Bu iki kavrama ulaşma insanoğlunun kozmogonik bitleri, insana, zamana ve evrene ilişkin bilinmeyenler, inanca ve kutsala dayalı açıklamalar sağlamıştır. Doğayı keşfe ve ondan anlamaya çalışan insanların ilk keşfi doğanın birbirini izleyen değişmeleri, yani mevsim değişmeleri. 21 Mart'ta ne oluyor? Yeni bir kış bitiyor, yeni bir mevsim başlıyor. Günlerle gece eşit oluyor. Denge, yani doğanın dengesi aslında. Onun için insanoğlu sürekli bunlara değer vermiş. Tabiat, yani ilkel dediğimiz insanlar, çok eski insanlar bu döngülere önem vermişler. Bütün toplumlarda, yani aynı illa Türklere mahsus olacak bir şey değil. Yani bu insan zihninin benzer fikir, coğrafi,
psikolojik veya sosyal kültürel şartlar altında benzer düşünceler üretebileceği görüşünü dayanan kuramlardan hareketle 21 Mart'ın birden çok kültürde aynı veya farklı zamanlarda önem kazanıp Türk ve komşu kültürlerde bayramlaşmasını çok kaynaklı bir yaklaşımla ele alıp karıştırılmamalı olarak yapısal ve işlevsel açıdan tahlili mümkündür. Yani sadece bunu Türkler mi düşündü? Hayır. Bütün toplumlar düşünebilir. Ya sadece Farslar mı düşündü? Hayır. Her toplum düşünebilir. Aynı kültüre, aynı seviyeye sahip insanlar bunların hepsini bütün toplumlara etkilemiştir bu olaylar. Bu yaklaşımla ele aldığımızda 21 Mart tarihi Türk kültüründe yukarıda kısaca işaret ettiğimiz gibi coğrafya ve iklimden kaynaklanan yapısal işlevsel nedenlerin yanı sıra Türk mitolojisine yansıyan tarihi nedenlerle de kutsamış olduğu görülmektedir. Yani Türkler bir zamanlar Ergenekon mitolojisiyle komşuları tarafından katledildiler. İki aile Kıyan Selçuk'la bir Türk beyi eşiyle beraber sağ kaldı. Bunlar Ergenekon dediğimiz bir yere çekildiler. Bu Türkler yaklaşık burada 400 kaldıktan sonra güçlendiler. Buradan çıkarken çıkamadılar. Çok geniş olduğu için dağları aşamadılar. Bir aksakallı pir dedi ki bu dağları eritelim. Erittiler ve mağaradan çıktılar. Aslında mağara burada yeni bir doğumu sembolize ediyor ve bunun da 21 Mart olduğuna inanıyorlar. Türkler bunun için de 21 Mart'ta her 21 Mart'ta çıkışlarında demir dövüyorlar. Demir de Türklerde kutsaldır. Şimdi Türkler yaklaşık 2000 yıl dünyaya hükmetmişler. Neyle hükmettiler? Demir ve atla. Türklerin iki önemli gücü vardı, teknolojisi vardı. Demir ve at. Atları çok güçlüydü. Kılıcı, demiri de iyi kullanıyorlardı. Köroğlu diyor ya, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Tüfeğin icadıyla beraber aslında Türk hakimiyeti de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Onun için Türkler demiri iyi kullandıkları için Ergenekon'dan çıktıktan sonra da dünyaya tekrar çevreler mümkün kuruyorlar ve tekrar büyük devletlerini kuruyorlar. Onun için demir de Türkler de kutsal ve bugün her Nevruz bayramında demir dövüyoruz. Başta ilk önce Hakan dövüyor. Sonra beylerine tek tek demiri dövdürüyor. Yani ne Ebu'l-Gazi Bahadır'a şöyle diyor. 17. yüzyılda yaşamış bir Türk Hakanı, Özbek Hakanı diyor ki Secere-i Terakime adlı eserinde Tanrı'nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol olduk. O gün, o ayı, o günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. Yani işte ne yapıyorlar? Özgürlüklerine kavuşuyorlar. Tekrar demir dağları aşıp geçiyorlar ve yurtlarına dönüyorlar. Aynı zamanda yeni bir doğum. Bu manada bakarsak mağaradan çıkış aslında yepyeni bir doğumu işaret ediyor. Türkler de bunu yeni yılı kutluyorlar. Hem Ergenekon'dan çıkış hem yeni yılı hem özgürlüklerine kavuşlarını kutluyorlar. Bugün Nevruz adıyla kutladığımız Türk Ergenekon Bayramı'nı muhtemelen İslam öncesi kutlamalar hakkında ise Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın verdiği şöyle bir bilgi var. O günden beri yeni yılın başladığı gece kök Türklerde adettir. O günü bayram sayarlar. Bir parça demir ateşe salıp kızdırırlar. Önce Kaan bunu kıskacıyla tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra beyler öyle yapar. Bugün mukaddes bilirler. Bugünü mukaddes bilirler. Böylece Tanrı'ya şükretmiş olurlar. Yani Türkler aslında bu özgürlüklerine kavuşmanın Tanrı'nın bir lütfu olduğuna inanıyorlar. Oğuz Kağan en sonunda ölmeden önce bütün dünyayı fethettikten sonra ellerini gökyüzüne açıyor. Diyor ki ben diyor Yüce Tanrı'ya borcumu ödedim. Yani Türkler sürekli Tanrı'ya karşı kendilerini sorumlu hisseden bir millet olarak düşündükleri için böyle gelenekleri devam ediyor. Yani İslamiyet'ten sonra da ne yapmışız? İslami motiflerle beraber 21 Mart'ı günümüze kadar devam ettirmişiz. Aynı zamanda İslami unsurlar da girmiş. Şimdi onları da isterseniz... Neler hocam mesela İslami unsurlar? Yani insan İslamiyet'le beraber ilişki kurmuş. Nevruz'a İslami bir hüviyet kazandıran ve rivayetlere göre 21 Mart tarihi Allah'ın yeryüzüne gece ve gündüzün eşit olduğunda yarattığı gün. Yani Allah yeryüzünü yaratıyor. Hazreti Adem'in çamurun yoğrulduğu gün. Yani Hazreti Adem'in bugün yoğrulduğunu, çamurdan yapıldığını inanıyorlar. Cennetten sürgün edilen ve yaptıklarına pişman olan Adem ve Havva'nın 21 Mart'ta Allah tarafından kavuşturulduğuna inanılıyor. Hazreti Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na 21 Mart'ta indiği söyleniyor, konduğu söyleniyor. Hazreti Yusuf'un kardeşler tarafından atıldığı kuyudan 21 Mart'ta çıkarıldığı inanılıyor. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den denizi yararak geçtiği günü 21 Mart olarak kabul ediyoruz. Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul ediliyor. Anadolu'nun birçok yerinde bugün
Hazreti Ali'nin doğum günü olarak da Nevruz Bayramı kutlanıyor. Nevruz bu nedenle de kutsanmış ve bayram olarak da geniş çevrelerce kutlanmaktadır. Ancak kanaatimizce Nevruz Türk dünyasında kutlanış nedenleri içinde yer almaya başlayan en sonuncusu binlerce yıldan beri birbirinden ayrı olarak Özbek, Tatar, Kazak, Azer, Türkmen ve diğer kardeşlerin birleşme ve yeniden buluşma günü oluşudur. Aslında yani 1991 yılında işte Kazak kardeşlerimiz, Özbekler, Türkmenler bağımsızlıklarına kavuştular. Aslında bu da bizim yeni bir Nevruz'umuz olması gerekir. Tekrar kavuştuk. Yani bayram, Nevruz. Bayramlarda insanlar birbiriyle kavuşur. Biz de Türk dünyası olarak inşallah kardeşlerimizle kavuşuyoruz. Bakın burada bizim gibi çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Yanımızdalar. Ve böylece yeni bir doğum inşallah gerçekleşir bu bayramla beraber. Hocam evet, özellikle Türk dünyasındaki kutlamalardan biraz bahsedelim. Oradaki farklılıklar neler? Biz de çünkü her sene aynı kutlamalar yapılıyor. Farklı bir şey yok ama sizin öğrenciden dinledik ama bir de sizin ağzınızdan dinledim. Yani oradaki farklılık nedir şu anda? Şimdi Türkmenler ve Kazak arkadaşım söyledi. Azerbaycan'dan örnek vereyim isterseniz. Azerbaycan'da Nevruz diyorlar, Noruz diyorlar, Noyruz, Ergenekon bayramı diyorlar aynı zamanda. Kutlanmaktadır. Nevruz kutlamaları orada Azerbaycan'da da bir ay sürüyor. 20-21 Şubat'ta başlıyor, 21 Mart'a kadar devam ediyor. Onlarda da 1991 yılından itibaren resmi bayram. Şöyle biraz örnek vereyim isterseniz. Onlar eski Türk geleneklerini bizden daha canlı yaşatıyorlar. Diyor, çarşamba günleri kutluyorlar. Çarşamba günleri, ilahir çarşamba, yani çarşamba, parçadan çarşamba, bizde çarşamba olmuş. Onlar son çarşamba diyorlar. Son çarşamba Anadolu halk takviminde cemrelerin düştüğü güne denk geliyor. Cemrelerin ilk düşüşüne denk geliyor. Benzerlik göstermektedir. İlk çarşamba su çarşambası denir ve bugünün suyun tazelendiğine inanıyorlar. Yani yepyeni bir su olduğuna, bayat sudan değil taze su oluştuğuna inanıyorlar. Kızlar sudan atlayarak dilek tutuyorlar. Azeri kızlar sudan atlayarak dilek tutarlar. Bugün çocuğu olmayan kadınların başından aşağı 40 tas su dökülürse o kadının çocuğunun olacağına inanıyorlar. Yani bu Azerbaycan'da bağlı. Azerbaycan'da. Yani böyle kutsal bir gün aslında. Yani çok değer yüksek bir gün. Nevruz'un. Azeri kardeşler içinden. Ot ateşe çarşamba. Ot ateşi yakıyorlar. Güneşin doğuşu seyredilir. Ateş yakılır ve ateşin üzerinden atlanarak hastalık ve kötülüklerin def edileceğine inanıyorlar. Ateşin üzerinden atlayınca hastalıklardan kurtulacaklarını, kötülüklerin geride kalacaklarını. Çünkü kötü ruhlar ateşten geçemiyorlar. Ateş onları yok ediyor. Onun için de ateşin üzerinde atlıyorlar. Aynı zamanda yer çarşambası hava ve rüzgar uyanır diyor. Bu gece Söğüt ağacı altında dilek dilenir. Yani bugün bizim Hıdır Ellez'de yaptıklarımızı aynı zamanda Nevruz'da Azeriler yapıyor. Azeriler, Türkmenler, Kazaklar. Hepsinde var. Yapıyor musunuz o dilek? Dilek var mı size, evet, dilek tutma? Aynı gelen. Şey yani bizim Anadolu sahasında Hıdır Ellez'de yapılan şeyler Orta Asya'da, Türkistan'da daha çok Nevruz'da yapılıyor. Nevruz'da yapıyor kızlarımız herhalde orada da. Dilek tutuyor. Evet. Toprak çarşambası son çarşambadır. Bugün üzerlik otu yakılarak hastalık ve kötülüklerden korunmak için tütsü yapılır. Yani evin içine tütsü yapıyorlar. Kötü ruhlar, kötülükler varsa, hastalıklar varsa gitsin. Şimdi eski Türk inanç sisteminde hastalıkların ve kötülükler sebebi kötü ruhlar olarak biliniyor. Yani mikrop değil de bunu diyor. Bir adam hasta olduysa mutlaka ona kötü ruh bulaşmıştır. Bir evde uğursuzluk varsa mutlaka orada bir kötü ruh vardır. Bunu da ateş yakarak, tütsü yaparak bu kötü ruhu kovduklarına inanıyor Türkler. Onun için de Nevruz Bayramı'nda evlerini boyuyorlar. Her ev boyanıyor mesela. Öyle mi? Evet. Bu evler boyanıyor mu? Aynı renge mi, farklı renge mi? Nasıl boyuyorsunuz mesela? Değişiyor mesela. Rengini değiştirmek istiyorsan beyaz, çoğunlukla beyaz renk. Ağırlıklı beyaz mı kullanıyor? Hangi renk tercih ediliyor mesela Türkmenistan'da? Beyaz mı renk? Evet, beyaz, sonra gök, mavi rengi, açık. Aynı şekilde sizde. Bizde de öyle. Evet. Aynı beyaz, aynı beyaz ve gök renginde. Evet, buyurun hocam. Azerilerden devam edelim isterseniz. Gençler bir dilek tutarak komşu kapılarını dinler ve duyacakları ilk sözleri fal. Acaba benim ne olacaktı? Komşular ne diyecek? Bu adete kulak asma diyorlarmış. Kulak asma Azeriler.
Diğer adet de suya yüzük atmadır. Genç kızlar su dolu bir kaba yüzüklerini atarlar. Sudan bir yüzük çekilir ve bu sırada okunan mani yüzüğün sahibine bahtıdır. Yani suya yüzük atıyorlar. O arada bir tane kutuda mani çekiyorlar. Açıyorlar, bakıyorlar. Yani fala bakıyorlar aslında. Bu sene nasıl olacak? Bizim Anadolu'daki güllün dibine dikilen, konulan maniler gibi. Nevruz eğlencelerinden bir diğeri de ateş toplarıdır. Bu telin ucuna bağlanan gazlı bezler tutuşturularak havaya atılır. Nevruz günü sofrada en az 7 çeşit yemek olmalıdır. Yani Türklerde 3, 7, 40 sayıları uğurludur. İşte ateşin üstünde 7 defa atlarız. Biz de 3 defa. Türkmenler 3 defa atlıyorlar. Kazaklar 7 defa atlıyorlar. En az 7 çeşit yemek olması sağlıyor Azeriler. Böylece daha bereketli olacağını inanıyorlar. Yani şimdi bize bu da girmiş 3, 7, 40 diye evliyalar evet. Aynı inanç sistemi Orta Asya'da da devam ediyor. Yani Türkiye'de ateşimizin atlama sadece bir defa atlayıp geçiyor. Yok bizde de 7 defa. 7 defa mı? 7 defa mı atıyorlar? 7 defa atıyorlar. Sayıyor mu peki böyle 7 defa? Sayıyorlardır yani. yani kutsal 7 defa atlayınca işlerin iyi olacağını inanılıyor. Kötülüklerin arkada kalınacağını inanılıyor. Yani 40, neden cenazenin 40'ını yapıyoruz? Hepsi aynı şey. Bu eski şamanizm dediğimiz eski Türk inanç sisteminin İslamiyet'le beraber bugüne devam etmesi. Yani pek bir değişiklik olmamış. Yani bugün biz 3'ünde, 7'sinde, 40'ında, 52'sinde ve 1 yıl sonra aynı gün, öldüğü gün yemek veriyoruz, öğle aşı diyoruz. Yani Türkler biri öldüğünde atının kuyruğunu kestirirler. Diyor işte benim atımın kuyruğumu kesin, öğle aşımı verin. Az önce bahsettiğimiz gibi bütün insanlar toplanıyor, onun yemeğine katılıyorlar. Çok önemli bir durum. Yani şimdi bu atı şöyle düşünün, bugünkü Mercedes olarak düşünün. Yani evet. biz atı şu anda ucuz bir şey gibi görüyoruz. Dede Korkut da şey diyor, attan aygır, deveden buga, koyundan koç kesti. Yani en pahalısı at. İlk söylenen at. En kıymetli olan at aslında. Ondan sonra deve, ondan sonra koyundan da koç. En iyilerini kesiyorlar. Bu bugünkü manada şöyle düşünelim. Ben öldükten sonra arabamı satın, Mercedes'imi satın, fakir fukaraya yardım edin manasında yine bir şey gelenek olarak görüyoruz. Bugün İslamiyet öncesi geleneklerimiz Anadolu'da devam ediyor. En anlamlı efendim en kapsamlı kutlayan hangi ülke peki baktığınızda? Valla Kırgızlar da yani geniş kapsamlı her dört dörtlük kutlayan tamam, ruhuna uygun bu Nevruz'u. Türklerin tamamı yani Orta Asya'da Kazaklar, Kırgızlar hepsi Türkmenler. Bugün onların yani bizde Kurban Bayramı 4 gün onlar da bir hafta şey değerli kutlanıyor. Yani çok canlı bir şekilde kutlanıyor yani çok değerli. 91 yılında da diğer Türk Cumhuriyetleri Azeriler, Özbekler, Kazaklar resmi bayram ilan ettiler. Şu anda canlı bir şekilde kutlanıyor. Hocam peki şunu sorayım. Biz Türkiye yani, gelecek nesillere aktarabiliyor muyuz hocam bunu? İnşallah. Yani insanlar Nevruz'un yeni yetişen nesil ve gençlik. Bu Nevruz'un ne olduğunu biliyor mu anlamını? Vallahi anlatmaya çalışıyoruz işte sağ olun sizin sayenizde. Şu var yani bunlar bizim kültür kodlarımız. Teknoloji bazı şeyleri elimizden alıyor ama bunları kaybetmemek lazım. Bugün Ramazan Bayramı'nın eskisi gibi kutluyor muyuz? Kurban Bayramı'nı eskisi kadar kutluyor muyuz? Bazı şeyler öne geçmeye başladı ama bunları dikkat etmemiz lazım. Batı nasıl şeyde yılbaşında işte Yortu Bayramı'nda bir hafta 15 gün bugün Avrupa'da yılbaşı tatili dediğimiz onların tatilleri 15-16 gün değer veriyor. Biz ise bunları sanki basit şeylermiş gibi görmeye başladık. Aslında çok önemli. Bizim bayramlarımız, gelenek, göreneklerimiz bir milletin bütün değerleridir. Bu değerler kayboldukça o millet de zayıflamaya başlar. Her milletin bir kültür kodu vardır. Kültür birikimi vardır. Eğer bunlar azalırsa başka milletlere benzerler. Veya yok olurlar. Güçlü milletler, zayıf milletleri asimile eder. İşin özü budur. Hı hı. Türkler de veya bizler de eğer değerlerimize sahip çıkmazsak, bayramlarımıza sahip çıkmazsak bunları yavaş yavaş elbette unuturuz. Ama inşallah bugün artık devletimiz de hemen hemen neredeyse resmi bayram olarak kutlanmaya başladı. Evet. Yani sadece Nevruz'u değil tüm değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Kurban bayramımıza da, Ramazan bayramımıza da. Değil mi? Mesela futbol bizde Kurban Bayramı'nda maçlar lig devam ediyor. Ama bakıyorsunuz yabancı bir futbolcu, Brezilyalı bir futbolcu Noel'i kutlamak için
diyor ki ülkesine gidiyor. Ülkesine gidiyor. Ülkesine biz ise Kurban Bayramı'nda maçlar devam ediyor. Yani bu sadece Nevruz'la alakalı değil, bütün değerlerimize sahip çıkmamız gereken bir durumdayız bence şu anda. Evet. Peki hocam, Nevruz baktığınız zaman farklı amaçlarla. Evet. Yani biraz ondan bahsedersek hani bazı kesimler bunu farklı amaçla kutluyor. Evet. Şimdi Nevruz aslında birleştirici, ayıştırıcı değil. Evet. Ya birleştirici bir unsur. Bunu da yine söylemek istersiniz? Şimdi şunu açıkça söyleyelim. Artık yani insanlar Avrupa Birliği bugün Avrupa 100 yıldır yani 20 yılda iki büyük savaş yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 20 milyon insan öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda ise 60 milyonu katletti Avrupalılar. Ama bugün en büyük düşman olan İngiltere ile Almanya ile Fransa kol kola Avrupa'yı tek devlet haline getirmeye çalışıyorlar. Tek devlet, tek bayrak, tek başkent, tek para, tek ordu. Yani bizler ise bugün bizi birleştirecek olan Nevruz Bayramı, yani ben de Türkler de, Kazak, Kırgız Türkler de, Kürt kardeşlerimiz de, Farslar da, Araplar oradan geçmiş, onlar da kutluyorlar. Yani bizi bu bayramlar birleştirir. Adı üstünde bayram bu. Bayramda düşmanlıkların yok olması lazım, küslerin barışması lazım. Bizi birleştirecek değerleri biz ayrıştırıcı unsurlarmış gibi görmeye başladık bugün. Yani Avrupa en ufak birleştirici unsuru tutunurken, ona sıkı sıkı sarılırken, biz ise her şeyimiz aynı olduğu halde en değerli şeylerimiz olan bayramlarımızda bile ayrılık varmış gibi, ayrılık tohumları ekmeye çalışıyoruz. Aslında biz bir olmalıyız. Yani Kürt kardeşim de kutluyorsa o da kutlasın, ben de kutlayayım. Bunlar bizi birleştirir. Bugün insanoğlu kardeşiyle bile bazen ayrılığa düşüyor değil mi? Hı hı. Yani bazen akşam yatarken kendimize keşke bunları yapmasaydık dediğimiz oluyor. Yani kendi kendimizi eleştirdiğimiz oluyor. İnsanoğlu mutlaka küçük hatalar yapar. Ama biz bayramlar bizim birleştirici unsurlarımızdır. Kurban Bayramı hangi milletin bayramı diyor muyuz? Ramazan Bayramı hangi milletin bayramı diyor muyuz? Demiyoruz. Hepsi bizim bayramımız. Nevruz da bizim bayramımız. Yani bayram bizi birleştirmesi gerekirken bunun üzerinde bugün ayrılık tohumları ekmek çok yanlış. Bayram bizim ortak değerimiz. Nevruz bizim ortak değerimiz. Kazakistan'dan, Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar bugün tüm Türk dünyası kutluyor. Kürt kardeşlerimiz kutlamak istiyorsa onlar da kutlasın, biz de kutlayalım. Yani bayramlar paylaşılırsa güzel olur. Değil mi? Yani bayramda bile sen kutlama diyebilir miyiz? Hepimiz kutlayalım. Ama kardeş olarak birbirimizi incitmeden, kırmadan bunlar bizi birleştiren unsurlar. Yani bu kadar çok bizi birleştiren unsur varken olmayan şeylerle ayrılıklara bakmak yanlış. Bir şey yapmak zordur ama yıkmak kolaydır. Bu kadar ortak değerimiz, ortak kültürümüz, ortak inancımız varsa bakın Nevruz'da bile ortaklığımız var. Nevruz bize hepimizin ortak paydası. Bununla birleşmemiz gerekirken neden ayrılık farklı düşünelim? Hepimizin yani. Ben bunu söylemek isterim. Bu bizim bayramımız. Kim kutlamak istiyorsa bayramlarda sınır yoktur. Yani Kurban Bayramı'nı ben size kutlamayın diyebilir miyim? Ramazan Bayramı diyebilir. Bunlar bizim bayramlarımız ve bayramlar birleştiricidir. Bayramlarda küsleri barıştırmak gerekir. Dargınları barıştırmak gerekir. Bir büyüğümüz varsa gidip elini öpmemiz gerekir. Bu da bizim bayramımızdan bir tanesi. Ben ayrıca tamam, bu bayramla ilgili şunları da söylemek istiyorum. Buyurun. Yani bu bayramda şunları teklif etmek istiyorum. Bayram bir milletin taşıdığı değerler manzumesi ve anlamı üzerinde ittifak ettiği bir gün olmak durumundadır. Yani hepimizin ittifak ettiği bir şey. Tıpkı Kazak Türklerin Nevruz için kullandığı ulus tık, ulu günü. Yani ulusun ulu büyük günü ifadesi olduğu gibi. Buna göre ister aini, dini bir ritüelere dayansın, isterse din dışı seküler bir ritüele dayansın. Takvime bağlı bir kültür veya folklor hadisesi olarak ulusal bir bayram bir toplumu derleyip toparlayıcı olmak durumundadır. Yani bu bayramlar bizi derleyip toparlamalıdır. Bayramlar bu özelliklerini gözeterek Nevruz Bayramı kutlamalarını işlevsel ve yapısal özelliklerini bozmadan pragmatik yaklaşmak zorundayız. Bu nedenle Türk kültüründe yer alan ve bir kısmını yukarıda sıraladığım anlam ve işlevlerin yanı sıra Nevruz'a tarih boyunca yapıldığı gibi yeni anlamlar ve işlevler kazandırılabilir. Bu yeni anlamlar ve işlevler neler olabilir sorusuna hareketle şunları söyleyebiliriz. Nevruz'un bir yapısal ve işlevsel özelliğinden istifade ederek günümüzde resmi törenlerle yeniden kutlanmaları kutlanan, daha geniş toplum toplumca kutlanmasını sağlamak en büyük görevimiz olmalıdır. Nevruz Türk kültüründe küslerin barıştığı bir gün olarak bilinir ve kutlanır. Bundan hareketle
İçte ve dışta ırkçılıktan çok çeken bir millet olarak biz Türklerin dünya insanlığına ırkçılıkla mücadele günü olarak Nevruz'u önerebiliriz ve kutlamamız mümkündür. Irkçı oyratların ortadığı yeni dünya düzeni Amerika'nın veya diğerlerini kurmaya çalıştığı bu günlerde bizim peygamber, yani bizim inanç, İslam'ın inanç sistemi olan yaradılanı severiz, yaradandan ötürü inancıyla ve 72 milleti bir sayan bir kültürün çocukları olarak verebileceğimiz en güzel cevaplardan birisi de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bizler birlik beraberlik içinde yaşamalıyız. Başkalarının oyunlarına asla gelmemeliyiz diye düşünüyorum. Aynı şekilde binlerce yıldan beri bütün kültürel, bugünlerde kadın cinayeti Türkiye'de çok işlenmeye başlandı. Hı hı. Bütün kültürlerde cinsiyet ayrımcılığı sürüp gitmektedir. İnsanın tercih hakkı bulunmadığı kişilik ve kimlik unsurlarının başına gelen kadın veya erkek olmaya dayanarak kadınların aşağılanması ve ikinci derecede bir yaratık muamelesi görmesine son verilerek tıpkı gece ve gündüz gibi, yani biz de gece ve gündüz gibiyiz kadınlarla erkekler, gece ve gündüzün eşitlendiği gibi kadın ve erkek olmanın insan olmakla eşitlendiği bir bilincin yeşerteceği, cinsiyet farkının tahakküm hakkını getirmediği bir dünya, insanın önce insan sonra da insan olarak kabullendiği bir dünya için Nevruz'u aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele günü olarak da kutlayabiliriz. Yani nasıl bugün geceyle gündüz eşitse kızlarımızla da erkeklerimiz eşit olmalı, onlara değer vermeliyiz. Özellikle bugünlerde inşallah daha dikkatli oluruz, daha değer veririz. Erozyon nedeniyle her yıl Kıbrıs kadar bir toprağımız denizlere akmaktadır. Bugün biliyorsunuz artık bugünlerde ağaç dikebiliriz. Bugünü yine ağaç dikme bayramı ilan edebilir. Nevruz'da milyonlarca ağaç dikip ülkemizi yeşertebiliriz. Bugün işte Türkiye çölleşecek. Bunun önüne hep beraber geçebiliriz. Yani Nevruz'da bizi birleştirecek birçok şey bulabiliriz. Çok konu var, evet. Birçok unsur var. Evet, ama niyetimiz halis olursa, amacımız Peygamberimizin, bizim dinimizin dediği gibi insanların en hayırlısı, insanlara hayırlı olandır düsturundan hareket edersek elbette ki inşallah bizi daha güzel günler bekleyecektir diye düşünüyorum. Evet, son sözü size tekrar vereceğim. Son olarak neler sormak istersiniz? Yarın Nevruz'a ne yapacaksınız mesela? Yarın arkadaşlarla çıkar gezeriz. Burada kendi kültürünüzü yaşatabiliyor musunuz peki? Yani Türkiye'de yani biraz gelenek göreneklerinizi yaşatabiliyor musunuz? Biraz zor olur ama oyun oynarız arkadaşlarımızla. Oyunlar, evet, oyunlar oynarız. Evet. İlk senemiz sonuçta Türkiye'de. Yani Nevruz'u burada ilk defa kutlayacağız Türkiye'de. Ne söylersin Nevruz'la ilgili mesela? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Nevruz'unuz kutlu olsun demek isterim. Kazakça. Kazakça. Evet. Sen neler söylemek istersin? Ben de Türk halkına ve Türkmen halkına, tüm Türkmenistan milletine Nevruz bayramı kutlamak istiyorum. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Diyorsun. Evet. Hocam buyurun. Ben son olarak şunları söylemek isterim. Peygamber Efendimizin, yani bizim dinimizin düsturu, ayrılıkta azap vardır. Hareketle, bu düsturdan hareketle bugün İslam coğrafyası kan ağlıyor. Her tarafımız paramparça. Artık bundan fazla ayrılmayalım. Nevruz gibi, Kurban Bayramı gibi, Ramazan Bayramı gibi veya diğer düğünlerimiz, ölülerimiz, cenazemiz, her şeyimiz aynı. Ayrılıkta mutlaka acı vardır, eziyet vardır. Onun için birlik beraberlik zamanı diyorum. Nevruz'u da inşallah birlik beraberlikle kutlarız. Bunu da bir vesile olarak bizim milletimize Nevruz etrafında toparlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayın son noktanın konu Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Fahri Dağ ile yabancı öğrenci konuğumuz vardı. Biri Kazakistan, diğeri ise Türkmenistan'da Türkçe Öğretim Merkezi Tömer'de eğitim veren iki öğrenci sevgili izleyiciler. Evet, bu akşam konumuz Nevruz'du. Gelecek hafta farklı bir konuyla birlikte olmak üzere şimdi hoşçakalın, iyi akşamlar.